Covid-19'u atlatanların iyileşmesi ne kadar sürüyor? BBC Türkçe servisinin hazırladığı bir haberde bu konu ve bu konuya dair soruların hemen hepsine cevap verilmiş. Koronavirüse yakalanan bir kişinin iyileşme süresi, hastalığı ne kadar ağır geçirdiği ile ilgili. Fakat her zaman bu orantı doğru olmayabiliyor. Pek çok kişi COVID-19'un sıradan bir gripten farklı olmadığını düşünüyor. Ancak işin aslı öyle değil. COVID-19 bazı insanlarda kalıcı izler bırakabiliyor. Yaş, cinsiyet ve sağlık durumu virüsü kapan kişinin hastalığa nasıl tepki vereceği konusunda belirleyici etkenler arasında. COVID-19'a yakalananların çoğu sadece kuru öksürük ve ateş belirtilerini yaşıyor. Ancak eklem ağrıları, halsizlik, boğaz ve baş ağrısı da çok sık görülen semptomlar arasında. Öksürük başta kuru oluyor. Ancak bazı hastalar hastalığın ilerleyen evrelerinde balgam da atmaya başlayabiliyor. Bu balgamlarda virüsün öldürdüğü akciğer hücreleri bulunuyor. Bu semptomlar istirahat ve bol sıvı tüketimiyle tedavi ediliyor. COVID-19'u hafif geçirenler kısa sürede eski sağlıklarına kavuşuyor. Ateş bir haftadan kısa bir sürede düşse de öksürük şikayetleri bir süre daha devam edebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'deki veriler üzerinden yaptığı bir araştırma, hafif COVID-19 hastaları için iyileşme süresinin yaklaşık 2 hafta olduğu belirtilmişti. Kimileri için hastalık çok daha ciddi bir hal alıyor. Enfeksiyonun 7 ila 10. gününde hastanın durumu ağırlaşabiliyor. Durumun ağırlaşması ani bir şekilde yaşanabiliyor. Nefes darlığı başlıyor ve akciğerlerde yanma hissi ortaya çıkıyor. Bunun nedeni, virüsle savaşmaya çalışan bağışıklık sisteminin sağlıklı akciğer hücrelerini de hedef almaya başlaması oluyor. Hastalığı bu şekilde geçirenlerin hastanede oksijen desteği alması gerekebiliyor. Pratisyen hekim Sarah Jarvis, nefes darlığının iyileşmesi uzun zaman alabilir. Vücut enflamasyonu tedavi etmeye çalışacaktır. Bu durumlarda eski sağlığa kavuşmak 2 ila 8 hafta sürebiliyor, diyor. Jarvis, hastalığı bu şekilde geçirenlerde uzun süre halsizlik gözlemlenebileceğini de ilave ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, virüse yakalanan her 20 kişiden birinin yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyacağını varsayıyor ki bu açıklamanın birkaç ay önce olduğunu varsayarsak durum öyle ilerliyor. Yoğun bakımdaki hastalar ilaçlarla uyutuluyor ve solunum cihazlarına bağlanabiliyor. Nedeni ne olursa olsun, yoğun bakımda tedaviyi gören bir hastanın nekahat dönemi ve tamamen iyileşmesi çok uzun zaman alabiliyor. Yoğun bakımdan çıkarılan hastalar önce normal odalara alınıyorlar, ardından da nekahate evde devam ediyorlar. Yoğun bakım tıp fakültesi dekanı Dr. Allison Pittard, yoğun bakımda yatmış bir kişinin eski sağlığına kavuşmasının 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtiyor. Uzun süre hastane yatağında yatmak kas kaybına da yol açıyor. Yoğun bakım yatış döneminde kaslarını yitiren ve güçsüz düşen hastaların kuvvetlerini yeniden kazanmaları gerekiyor. Bazı hastaların yeniden yürüyebilmek için fizik tedaviye ihtiyacı oluyor. Yoğun bakımda alınan ilaçlar nedeniyle hastalar deliryuma girebiliyor. Psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Cardiff ve Valle Üniversitesi'nden fizyoterapist Paul Tuz, bu hastalık özelinde bir sorun daha söz konusu. Viral yorgunluk kesinlikle çok önemli bir etken, diyor. İtalya ve Çin'den bildirilen vakalarda tüm vücutta bitkinlik, en ufak harekette nefes darlığı, bir türlü geçmeyen öksürük nöbetleri ve düzensiz solunum rahatsızlıkları raporlanmıştı. Hastalığı ağır geçirip atlatan bu kişilerde sürekli bir halsizlik de söz konusuydu. Ancak genel sonuçlara ulaşmak pek kolay değil. Peki, koronavirüs kalıcı izler bırakabilir mi? Hastalık henüz birinci yılını tamamlamadı. Elbette elde veriler var. Ancak bu verilerin açıklanması, doğru sonuçların doğru akademik dergilerde yayınlanması 2021 yılı içerisinde olacaktır. Ancak elde edilen bazı bilgilere göre bağışıklık sistemi aşırı çalışıp akciğerlere hasar veren hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromuna rastlanabiliyor. Fizyoterapist Tuz, 5 yıl sonra dahi fiziksel ya da psikolojik sorunlar yaşanabileceğini gösteren veriler var elimizde, diyor. Warwick Tıp Fakültesi'nden Dr. James Gill, hastalığı atlatanların iyileşme sürecinde mutlaka psikolojik destek almaları gerektiğini vurguluyor ve bakın ne söylüyor, burası çok önemli. Nefes almakta güçlük çektiğinizde doktor size solunum cihazına bağlanmamız lazım. Solunum cihazına bağlamamız lazım. Sizi uyutacağız.
ailenizle vedalaşmak ister misiniz diye soruyor. Bunları yaşayan hastalarda travma sonrası stres bozukluğuyla karşılaşmamız şaşırtıcı değil. Bazı durumlarda hastalığı hafif atlatanlarda bile sürekli halsizlik gibi kalıcı izler oluşma ihtimali de göz ardı edilmiyor. Uzun COVID denen bu hastalık belirtileri arasında kısa mesafe yürürken bile nefes nefese kalmak da yer alıyor. Peki uzatmalı koronavirüs belirtileri neler? Farklı semptomların hastalarda görülme oranları şöyle. Yorgunluk ve nefes alma ilk sırada ama yorgunluk ağır basıyor. Eklem ağrısı ve göğüs ağrısı var akabinde. Öksürük, koku kaybı, Sikka sendromu, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık, tat kaybı, baş ağrısı, balgam üretimi, iştahsızlık, boğaz ağrısı, vertigo, kas ağrısı ve ishal. İrlanda'da yapılan bir araştırmaya göre sadece hastalığı ağır geçiren kişileri etkilemiyor. Araştırmaya katılanların yarısında virüse maruz kaldıktan 10 hafta sonra bile yorgunluk belirtileri görülmeye devam ediyor. Hastaların 3'te 1'i 10 hafta sonra hala işe dönemeyecek durumdaydı. Bilim insanları koronavirüs belirtilerinin neden bazı kişilerde uzun süre geçmediğine dair fikir yürüse de net bir cevaba henüz sahip değiller. Virüsün vücudun büyük kısmından atılıp bir bölümünde tutunması bir neden olabilir. Koronavirüs vücutta çok farklı hücre tiplerini etkileyebildiği için güçlü bir bağışıklık tepkisi üretiyor, bu da çeşitli organlarda hasara yol açabiliyor. Bazı uzmanlar, COVID sonrasında bağışıklık sisteminin normale dönmediğini, uzun süreli belirtilerin arkasında bunun olduğunu düşünüyor. Akciğerdeki hasarın yanı sıra bazı kişilerde şeker hastalığı da ortaya çıkabiliyor. Bu kişilerin bir kısmı da kan şekeri seviyelerini kontrol etmekte zorlanıyor. SARS-CoV-2 ile aynı koronavirüs ailesinden olan SARS hastalığı da bedenin yağ işleme yönteminde en az 12 yıl süren değişiklikler oluşmasına yol açmıştı. Koronavirüsün beyin yapısını da değiştirdiğine dair bulgular var fakat henüz kesinleşmiş değil. Bir kez geçiren tekrar COVID-19'a yakalanır mı? İkinci kez COVID-19'a yakalanmak mümkün mü? Eğer mümkünse hastalık daha hafif mi yoksa daha ağır mı geçirilir? Koronavirüs geçiren hastaların yeniden enfekte olup olamayacağı merak konusu. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan, koronavirüs hastalarının iyileştikten sonra tekrar enfekte olabileceğini belirterek, yani bu bir daha virüse yakalanmayacağız anlamına gelmez, diyor. Doğaç Uğurcan'ın şu sözleri çok önemli. İnfluenza ortalama bir hafta 10 günde iyileşirken COVID-19'da bu sürecin biraz daha uzadığını, özellikle de KOAH, diyabeti olan, astımı olan ya da bir kalp hastası olan riskli kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde bu hastalığın sanki kronik bir enfeksiyon gibi bir aydan daha uzun sürebildiğini gördük. Bu bizim için farklı bir durum. Çünkü biz tedavimizi veriyoruz. Hastaya tanı koyduğumuz zaman ancak hasta tedavi aldıktan sonra bile hastanın şikayetleri özellikle öksürük, nefes darlığı, solunum sıkıntısı gibi şikayetleri bir ay daha sürebiliyor. Tat, koku almada bozukluk 2-3 ay sürebiliyor. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda hasta bir haftada tedaviyi alıp 1-2 hafta sonra iyileştiğini düşünse bile mikroorganizma vücudu tam olarak terk etmiyor. Biz bu süreci sanki iyileştik de ikinci kez farklı bir mikropla hasta olduk yerine ilk hastalığa yakalandığımızdaki virüsün etkilerinin devam ettiğini düşünmek daha doğru olabilir. İyileştikten sonra yeni bir organizmayla tekrar enfekte olabiliriz. Yani bu bir daha virüse yakalanmayacağız anlamına gelmez. Peki iyileştikten sonra, vücuttan tamamen mikrobu attıktan sonra tekrar yakalanma ihtimalimiz var mı? Doktor Uğurcan bakın bu soruya nasıl cevap veriyor? Oluşan antikorların koruyuculuğu ortalama 3 ila 6 ay kadar sürebiliyor. Daha sonra tekrar enfekte olma riski tabii ki mevcut. Değerli dostlar, koronavirüsle ilgili soruları mümkün olduğunca uzman görüşlerine dayalı olarak cevaplamaya çalışıyoruz. Uzmanlar bu konuda ne demiş? Araştırma sonuçları neler? Basında, medyada çıkan haberler ne yönde? Tüm bunları bir araya getirip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da buna devam edeceğiz. Sizden ricamız, bu önemli bilgilerin çok daha fazla insana ulaşması için sosyal medya mecralarınızdan
YouTube linklerimizi paylaşmanız. Öte yandan abone olduğunuzu düşünüyoruz kanalımıza. Tabii ki zili de aktif ettiniz ki yeni videolarımız geldiğinde ilk siz haberdar olun. Değerli dostlar, sağlığınız için kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, dostlarınıza, sevdiklerinize iyi bakın. İnsanlığı ve kainatı sevin.